Şöyle başlayalım hocam. Şimdi biz tabii çok fazla televizyon programlarında esma ile ilgili programlar yaptık. Esmalar, zikirler, sayılarıyla ilgili de programlar yaptık. Ama çok merak ediliyor. Yanlış bilgi de var. Evet. Kirli bilgi de var. Önüne gelen ben şu esmaya başladım, şu esmayı çektim de diyorlar. İşte şu kadar sayılar veriliyor. Ve devam ediyorlar ama sonrasında sıkıntı yaşayanlar da var. Evet. Olumlu sonuçlanan da var ama bir niye esma nedirle başlayalım aslında ama bir neden esma çekeriz, çekmeliyiz, çekmeli miyiz? Onları evet. Bir soralım, öyle başlayalım. Siz öyle başlarken de ben de hem buradan canlı yayınları bir düzenleyeyim. WhatsApp'tan da ve diğer platformlardan Facebook, Instagram gibi paylaşım yapayım aynı tamam. zamanda. Yap. Siz de başlamış olursunuz. Şimdi burada ne geldi? Zikirdeki amaç ne olacak? Yani insanlar zikri ne amaçlı yapıyorlar? Asıl amacı ne olması lazım? Burada esma nedir? Esmayı anlarsak bunu anlayacağız. Bir de sıkıntı yaşamak dedin sen. Sıkıntı yaşamak var mı yok mu? Olursa nasıl oluyor? Bunlara bakalım. Şimdi insanlar zikirdeki amacı şu. Zor durumda kalıyor. Pahalılık var. Bir sürü başarması gereken iş var. Yani sıkıntı çekiyor insanlar. Bu sıkıntıyı çalışsa da bazen önüne engel çıkıyor, aşamıyor, aşıyor, aşamıyor. Neyse enflasyon var, şu var, bu var. Yani ben bunun en kestirme yolunu nereden bulurum? Oturduğum yerden bir sihirli kelime olsa da ben bunu tekrarlasam da buradan benim sıkıntılarım hallolsa, oturduğum yerden havada uçsa, gitse, üzerine konsa, benim işimi halletse. Mahkemem varsa mahkemem benim lehime sonuçlansın. Para kazanamıyorsam dükkanım çalışsın. Şu olsun, bu olsun diye. Böyle bu amaçla gidiyorlar. Ben buna tılsım diyorum. Tılsım hiçbir işe yaramaz. Hani pagan inanışta sahip olan bir insan bunu birkaç kere işe yaratabilir. Onun da sebebi Plesobe diye kitap yazdım. Ben orada anlattım. Bu tılsım nasıl işe yarar, nasıl işe yaramaz. Tılsıma ait bir inancın varsa ve olacağını düşündüren sana çok güçlü bir inanç varsa tılsım bir müddet işe yararmış gibi görünür ama aslında sonuçta işe yaramaz. Tılsımla ilgili bir de tabii şey de var. Yani yanlış bir yanlış da anlaşılıyor. Yani bunun bir büyüye doğru gidebileceği, zaten büyü, ritüellerin de olabileceği de konuşuluyor. Büyü yani. Zaten işte bu ritüel, yani sen oturduğun yerden ha zikir yapıyorsun ha boynuna bir tane muska asmışsın. Diyorsun ki bu muskayı asarsam ben işte beni akrep sokmayacak, yılan sokmayacak, kurşun işlemeyecek. Yani rap tutuyorsun bir bakıma değil mi? Tabii aslında? O ikinci bir rap oluyor. Yani şirke girmiş oluyor. Buna gizli şirk diyor İslam alimleri. Bu gizli şirk tek tanrı inancına sahip olan bir kişi de hiçbir işe yaramaz. Hatta daha çok ters tesir yapar. Ama bunu çok tanrıya inanan bir kişi, yani eski pagan inançlara sahip bir kişi belirli bir müddet işe yaratabilir. O da nasıl oluyor? Adam tamam. Adam diyor ki ben diyor çay bardağına inanıyorum. İçinde çay var. Onu içersem bu benim tılsımım diyor. Çayı içince bütün her şeyin düzeleceğine inanıyor. Şimdi bundan işi oldu, oldu. Olursa tamam diyor, benim işim rast geldi diyor. Halbuki ondan alakası yok. Sistemde bir konjonktürde denk gelmiş bir şey olmuştur. İstediği olmuştur. Ha bu olmadı. Olmayınca diyor ki ya bu tanrı benim işime yaramadı diyor. Ben diyor o zaman diyor şeker tabağını diyor tanrı yapacağım diyor. Yani onun için tanrı değiştirmekte sorun yok. Zaten bir sürü tanrısı var. Yani ya inanmıyor derken o sisteme inanıyor. O da bir inanç. Şimdi böyle olunca işe yarıyormuş gibi görünür. Ama tılsım aslında hiçbir işe yaramaz. Şimdi tılsımdan kurtarın diyorum ben zikir. Zikirdeki amaç anlaşılırsa o zaman tılsımdan kurtulmanın bir yolu var. Ama öbür türlü insanlar hep kolaylık isteyerek şu işim olsun, bu işim olsun, en kısa yoldan bu işi nasıl yaparım? Zaten bana da diyorlar ki sen bana bir esma zikri söyledin ama benim hiçbir şey olmadı. Ben bunu 21 gün zikrettim. Mahkememiz vardı. O bile benim lehime sonuçlanmadı diyor. Sonuçlanmaz çünkü sen tılsım gayesiyle gidiyorsun. Şimdi burada zikirdeki amaç şu. Zikrin amacı, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın isimlerini zikredin diyor. Amaç Allah'a yakın hiçbir iş olmaz. Çünkü bütün işleri yapan Allah'tır. Zikirlerin veya herhangi bir tılsımın bir işi oldurma gibi bir gücü yoktur. Yani havada uçup gidip o işin üstüne konarak o işi senin istediğin şekle sokamaz. Fiiller Allah'a aittir. Bu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde var. Fiiller Allah'a ait olunca, işi yapan da Allah olunca sen o zaman Allah'a yakınlaşman lazım ki derdini
anlatabilecek bir mesafeyi kat edebilesin. Peki Allah'a biz yakın değil miyiz? Değiliz. Çünkü neden? Her gün milyonlarca, belki de sayısı sonsuz nimetin içinde yüzdüğümüz halde o nimetlerin hiçbirinden farkında olmadan yaşayıp gidiyoruz. Mesela çay içiyoruz, yemek yiyoruz, oturuyoruz, gülüyoruz, konuşuyoruz, ahbaplarımız, dostlarımız var. Başımıza kar yağmıyor, üzerimize çatı var. Yiyeceğimiz nimetleri saysam zaten portakaldan, erik, kiraz, çilek, ekmek, şu bu falan hepsini. Şimdi bunları bir düşündüğümüz zaman bunlar nereden geliyor acaba? Yani bir portakal nasıl oluyor? Portakalın olmasına imkan yok. Yani normal şartlarda böyle bir şey. Çünkü yerden su alıyor, havadan karbon alıyor, güneşten ışık alıyor. Al sana portakal, al sana elma, al sana çilek, kiraz, ekmek, patates, domates, ne istersen say, sayabildiğin kadar. Şimdi bunlar aslında Allah'ın kayyum denilen rahmet hazinesinden geliyor. Yani o da Rahman ismiyle ilişkili. Şimdi işleyeceğiz onu. Şimdi bu rahmet, bereket Allah'ın hazinesinden geliyor ve işi olduran Allah'tır. İşi denk getiren Allah'tır. Bir işin olması için senin hesapladığın 8-10 tane faktörün dışında belki de senin hesaplayamadığın milyonlarca faktör devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi 5000 sene önce yola çıkmış, şu anda devreye girmiş, denk gelmiş olabilir. Bir tanesi bir saniye önce oluşmuş, o ikisi birleşmiş, senin işini oldurmuş olabilir. Şöyle düşünmen lazım. Ben bu kadar iş yaptım, denk gelmesi lazım. Öyle bir şey yok. Sistem bozacak o kadar çok şey var ki. Denk gelme şu demek, Allah onları denk getirirse denk geliyor ve sen bir sonuç alıyorsun. Benim yaptığım işi 10 mislini, 20 mislini, 100 misli gayret gösterip de benim aldığım sonucu alamayan milyonlarca kişi var demen lazım. Bu olduysa bunu Allah denk getirmiştir. Yani peki Allah niye sana denk getirdi? Bu da işte yakınlıkla ilgili. Sen zikir yaparak, Allah'ın isimlerini anlamaya çalışarak Allah'a yaklaşırsan, tabi bu zikirde doğru kelimeleri kullanarak, yani ne yaptığını bilmen lazım. Yakınlaşırsan, o yakınlık halinde dua edersen, duaların içinde isteklerde bulunursan, o yakınlık halinde olduğun için Allah da sistemi senin istediğin konjonktüre getirir ve işler denk gelebilir. Denk geldiği zaman da sen amacına ulaşırsın. Yani hocam, bunu böyle anlamak lazım. Başa döndüğümüzde en çok merak edilen şey şu. Yani ben evet, işlerim ters gidiyor. İşte rızkım artmıyor. Şimdi rızkı veren Allah'tır, ama insan şunu düşünüyor. Ya ben işte bir hocaya gittim. Hocam da bana ya Vehhab ya da işte diğer başka bir zikir, işte rızıkla ilgili bir zikir söyledi. Bundan şu kadar gün, şu kadar sayı verirsen işte bir zenginlik, bir bolluk olacağını söyledi. İşte tılsım o. Bir inanç var. Ama en başa döndüğümüzde birçok insanda da hani ya ben şu zikirleri çekeyim, ya zengin olayım, ya param olsun, ya evleneyim, ya kısmetim açılsın, ya şu olsun, ya da hastaysam iyileşeyim falan diye. Hep bir beklenti var ya. Biz şimdi bu beklentiyi, hani elhamdülillah Müslümanım, Allah'tan dua ederek, Allah'tan istemenin yanına sadece biz istemeyerek zikirle bunu çözeriz. Şu kadar sayıyı çekersek biz bunu çözerize indirgedik. İşte tılsım, ama öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Gerçekleşmesi yani, de arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Mesajda çok önde duruyorsunuz. Gerçekleşme de olmaz. Böyle iyi olur. Hiçbir şekilde öyle bir tılsım işe yaramaz. Yani ya burada asıl mantık nasıl olmalı? Mantık şimdi, işte anlatıyorum. Yani. Allah'a yakınlaşmaya çalışacaksın. Bu zikri yaptıkça orada bir kelime zikrediyorsun. Mesela ya Rahman. Rahman nedir? Rahman'ın ne olduğunu anlayabilmek için onu defalarca zikrediyorsun. Rahman'ı anladıkça da Allah'ın gücünün, kudretinin ne olduğunu anlıyorsun. İşleri yapanın Allah olduğunu anlıyorsun. Ve o yakınlık sayesinde gerçek merkezden, gerçek sahipten bir şey istiyorsun. Evet. Dua niye var? Dua gerçek güç sahibinden, Allah'ım benim işimi düzelt, bana şöyle güç ver, böyle güç ver, işlerimi rast getir demektir dua. Ama o duayı yapabilmen için de onun nasıl bir güce sahip olduğunu anlayabilmen lazım. Bunu anlayabilmek için nimetin farkında olman lazım. Nimetin farkında olmak da şükür oluyor. Şükretmeyen kişi, yani bir sürü nimetin içinde her gün portakal yiyip de portakalın ne olduğunu, nereden geldiğini anlamayan, bilmeyen, hiç bununla ilgilenmeyen kişi şu demektir. Celali sistemde Allah'tan uzak. Sen portakalın nereden geldiğini, topraktan suyu alıyor bilmem ne, ben onu anlatmıyorum. Bu nereden geliyor kardeşim? Kamyon kamyon, vagon vagon her sene. Rusya'ya ihracat var, Avrupa Birliği'ne ihracat var.
bu kadar bunu herkes yediği halde bu nereden geliyor? Bu değil mi? Adem Aleyhisselam'a kadar gidebiliriz. Yani Romalılar zamanında da kıyamete kadar da devam edecek. Bu kadar bu nimetler, portakalı söyledim sadece, diğerlerini sen hesapla. İnsanlar bugüne geldiyse Allah'ın bu nimetleri sayesinde geldi. Şimdi bunlar nereden geliyor? Bir rahmet hazinesi var işte, bunu anlamak. Bunu anlamak demek gücün gerçek sahibinin kimde olduğunu bilmek ve ondan istemek. Direkt ondan istemek. Araya bir aracı sokmamak. Bu zikrettiğin şeyden istersen bu araya aracı sokmuş oluyorsun. Farkında olmadan buraya da tanrılık vasfı vermiş oluyorsun. Allah'ın ismi olmasına rağmen buraya bir tanrılık vasfı vermiş oluyorsun. Bu da gizli şirk oluyor. O zaman neden olmadı diyor. Sen onu 100.000 kere değil 500.000 kere de zikretsin, olmaz. Çünkü kafan başka yerde geziyor. Yani sen ben nasıl zengin olacağım, nasıl şey yapacağım. Hatta günlük meseleler. Çarşıya gideceğim, pazara gideceğim, anneme telefon edeceğim, bir şey danışacağım. Babama bir şey söyleyecektim, arkadaşımla buluşacaktım. Soğan mı alayım, patates mi alayım derken zikir biter. O onu tekrarlayacak, olacak zannediyor. Öyle bir şey olmaz. Zikrin amacı Allah'a yakınlaşmaktır. Yakınlık da seni şükre sevk etmesi lazım. Yani nimetin farkına varman lazım. Nimetin farkına varmak demek yakınlık demektir. Yakınlık halinde dua edersen, Allah senin isteğini kabul ederse senin için konjonktürü denk getirir. Mesela diyor ki işlerim ters gidiyor diyor. Acaba dünyada bir sürü şey oluyor. İşlerin ters gitmesi diye bir şey var mı? Yoksa bana göre mi oluyor? Mesela yağmur yağdı bir yere. Adamın evini su bastı, öbürü de bereketlendi tarlası. Ters gitti, ona ters gitti, ona yüz gitti. Şimdi bu diyor ki işlerin ters gidiyor, öbürü de diyor ki yok ya bizim işler çok iyi. Şimdi burada işlerin ters gitmesi diye bir şey yok. Sistemde bir şey oluyor, bir fiil var. O fiil sana bazen uygun oluyor, bazen uygun olmuyor. Burada Allah'tan dua ederken şunu istemek lazım. Allah'ım burada öyle bir şey olsun ki bana uygun olsun. Senin yaptığın şeyler beni öyle bir konumda bulundur ki bütün hepsi benim için rast gelsin, denk gelsin. Bunu şöyle hesaplayacaksın. Eskiden böyle savaş alanları vardı. Kılıç çakırtıları, şunlar bunlar, kamalar, bıçaklar. Herkes birbirini öldürüyor. Şimdi buradan sen gireceksin bu meydana. Hiçbir adımını aksatmadan, her adımını aynı hızla atarak bu meydanın içinden, o kılıç çakırtılarının içinden, savaşın içinden çıkıp öbür taraftan çıkacaksın. Bu mümkün mü? Allah bunu denk getirirse senin her attığın adımda önün açılır. O meydanın içinden hiçbir yara almadan çıkarsın. Ama öbür türlü ikinci adama rast geldiğin zaman sonu feci olabilir.